Sultanım, yorgun düştünüz. Dinlemeniz lazım. Şehzademizin vaziyeti iyi. Ya bir daha nefesi kesilirse? Olmaz. Burada gözümün önünde olacak. Cihangir'i alıp ben götüreceğim. Benim yanımda iyi olacak. Şehzadem benim. Olmaz. Burada kalmalı. Şehzadem o kadar iyileşmedi. Müşahede altında kalması lazım. Cihangir, benim küçük aslan. Hamdolsun. Rabbim seni bize bağışladı. Ay nasıl da sevimli. Cihangir, bak biz buradayız. Cihangir. Ben de göreceğim. Selim, çekil şuradan. Sen çekil, ben de bakacağım. Anne! Tamam, yeter çocuklar. Kardeşinizi biraz rahat bırakın. O daha tam iyileşmedi. Esma. Buyurun sultanım. Çocukları daireye götür. Cihangir burada mı kalacak? Yasif Efendi geldi, o demeden çıkarmak olmaz. Hadi Mehmet, Mirjiman. Kardeşlerinizi götürün. Cihangir. Sultanım, geçmiş olsun. Allah sabır versin size. Sağ ol. Şükürler olsun. Cihangir'im iyi. Kendine geldi. Sizin haberiniz yok mu? Ben sana gözüme görünme demedim mi? Ne cüretle konuşursun benimle? Nisa Hatun, ne diyor bu? Sultanım, hünkârımız rahatsızlanmış. Ölüm döşeğinde diyorlar.
Süleyman. Bana yaşadığını söyledi. Korkma Hürrem. Abim yaşıyor. Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Sevincim, eğlencem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, narım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibi, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet ena Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem. Muhibbiyim, hoşalım. Canımın parçası sultanım, benim gözümün nuru sultanım. Gece yoktur ki ahımın ateşinin kıvılcımından alem tutuşmasın. Sabah yoktur ki gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökle yarılmasın. Benim canımın parçası, gözümün nuru, iki cihanda ümidim. Vallahi dünyada muradım sizsiniz. Benim halim ne dil ile anlatılır, ne kalem ile yazılır. Eğer denizle mürekkep şu ağaçla kalem olsaydım, bu ayrılığın acısını yazarken dile gelir, Allah'a kavuştur bu aşık kulunu hünkârına diye dua ederlerdi. Ah, benim canımın parçası sultanım. Sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Günlerdir uyumadın. Yorgunsun. Dairene git dinlen biraz. Ben buradayım. Hayır. Hünkârımızı bırakamam. Bana ihtiyacı var, benim de ona. Evlatlarının da sana ihtiyacı var. Hiç değilse git bir gör onları. Bu geceyi yanlarında geçir. Teskin olsunlar. Başka. Büyük bir daireye geçerdim. Bana ait kocaman. Taşlığım da olurdu. Yeni kıyafetler diktirirdim, ipek kumaşlar. Mücevherler yaptırırdım. Kolyeler, küpeler, büyük bir taç. Hürrem Sultan'ın tacından mı?
daha da büyüğünü. Efsun Hatun. Değil bunları söylemek. Seni hayal etmekten men ederim. Hünkârımız tez vakitte iyileşecek. Bundan gayrısını hiç kimse tasavvur dahi etmesin. Cihangir nasıl oldu? Maşallah sultanım, mışıl mışıl uyuyor. Ah, çok şükür. Sonunda iyi bir haber alabildim. Sultanım. Dedim ama felaket Lala da geldi. Sultanım, düşüncesi bile kötü. Lakin biliyorsunuz teamülleri. Şehzadelerimizin hayatı tehlikede. Arzu ederseniz ben her şeyi ayarlarım. Onları kaçıralım uzaklara. Kimseler görmesin. Hayır Gülhan. Onları gözümün önünden ayırmam. Çocuklarıma kimse dokunamaz. Hünkârımız iyileştiğinde yanında olacaklar. Sultanım. Hayır dedim. Neyi beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış diyecek. Tek tesellim sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Hayır.
Anne. Evet canım. Babam ne vakit uyanacak? Ne vakit bitecek bu kabus? Önce sor, kimmiş? Kimsiniz? Sümbül Ağa. Tamam, geç. Sultanım. Rahatsız ediyorum ama. Ne rahatı Sümbül? Ben zaten dikenlerin, ateşlerin üstündeyim. Neyse. Ne oldu, niye geldin? Ağlar. Siz niye girdiniz? Sümbül. Sultanım, çocukları almaya geldik. Anne, ne oluyor? Hayır. Çocukları vermem. Defolun. Eğer onlara dokunacak olursanız kendi ellerimle boğarım sizi. Hay Allah. Yanlış anladınız sultanım. Kötü bir şey yok. Validemiz bir süreliğine Hatice Sultan'ın sarayında kalmalarını münasip görmüşler. İnanmıyorum. Ne malum yalan olmadığı? Gidin. Bu günaha ortak olmayın. Siz de defolun dedim. Ağlar, geri durun. Gidin. Yoksa başınıza yıkarım sarayı. Sultanım. Hürrem. Sultanım. Çocuklarımı almak istiyorlar. Korkma Hürrem. Sümbül'e emri ben verdim. Evlatlarını kendi sarayıma götüreceğim. Neden? Sümbül Ağa, siz dışarıda bekleyin. Baş üstüne sultanım. Tedbirli olmamız lazım. Malum, havada kan kokusu var. Hünkârımız iyileşene kadar evlatlarını bizzat ben koruyacağım. Olmaz, ben korurum. Bana itimadın yok mu? Var elbet. Fakat sevgili kocanız hakkında aynı şeyi söyleyemem. Malum Maydevran da Mustafa'nın paşası. Hepimizin asabı bozuk. O yüzden duymuyorum bu laflarını. Hürrem, müsaade et sana ve evlatlarına yardımcı olalım. Aksi halde neticeleri çok ağır olabilir. Sen de gel bizimle. Hayır, olmaz. Hünkârımızı zalimlerin insafına bırakamam. Nefesini keserler. Hiç kimse cüret edemez buna. O yüzden mi evlatlarını kaçırıyorsunuz?
Seni çok özledik anne. Ben de. Ne zaman sıraya döneceğiz anne? Acele etmeyin. Hele bir iyileşsin babanız. Düşün İbrahim. Eğer Mustafa'm tahta çıkarsa sadece benim değil, senin de hayatın değişir. Mustafa henüz toy. Senin kuvvetine ve engin tecrübene muhtaç. Sen de Mahide evren gibi seviniyor musun yoksa? Hünkârımız ölecek. Ve koca imparatorluğu ben mi yöneteceğim diyorsun içinden. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Ben hünkârımızın kulu değilim sadece. Onun en yakın arkadaşıyım. Yoldaşıyım. Acımı kederimi bir ben bilirim, bir de Allah. O halde verdiğin sözü unutma. Hünkârımız beni sana emanet etti. İçiniz rahat olsun. Hünkârımızın emanetine ihanet etmem ben. Fakat ne İbrahim? Şayet hünkârımıza sarayda kalmanız mümkün değil. Başka bir yere emniyetli bir şekilde naklinizi sağlarım. Kimseye de muhtaç etmem sizi. Allah razı olsun senden. Beni geç İbrahim. Asıl evlatlarımı koruyabilir misin? Onu söyle. Sultanım. Ne var Gül'a? Çok mühim havadislerim var. Aybeke Hatun'u saraya getirdiler. Sordum, soruşturdum. Vali Bey de zindana atılmış. Onları tamamen unutmuşum. Mümkünse ikisini de sağ salim kurtarmaya çalışın.
Elimden geleni yaparım sultanım. Başka bir emriniz var mı? Ver. Bana zehir bul. Zehir mi? Şşşt. Hayırdır sultanım? Şehzade Mustafa için mi? Orasını boş ver. Tez vakitte halet bu işi. Emredersiniz. Şayet bu zalimlerin dilediği olur da hünkârımız hakkın rahmetine kavuşursa ölümümüz kendi elimizden olsun istedim. Zalimlerin kanlı hançerleriyle değil. Böyle şeyler söylemeyin sultanım. Vallahi kalbim sıkışıyor. Babamı görmeye gideceğim. Olmaz oğlum, şimdi otur. Neden olmaz anne? Biz de istiyoruz görmeyi. Hep burada mı kalacağız? Ben kalmam. Ben hiç kalmam. Evime gideceğim. Çok sıkıldım burada. Mehmet, lütfen kardeşlerini içeri götür. Hakları var anne. Biz neden geldik buraya? Hep o Mahidevran denen kadın yüzünden. Bizi o kovdu değil mi? Müjdeler olsun. Hünkârımız iyileşti, gözlerini açtı.